Merhabalar, Mete Aydemir ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda size köpeklerde yanlış beslenme ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bu benim çok damarımı basan bir konu. Çünkü şu an Arthur evi hasta ve yatıyor. Bu benden kaynaklı bir sıkıntı değil. Arthur sosyal çevremde çok sevilen bir köpek. Ama insanlar ne kadar çok diretmeme rağmen bu sefer benden gizli gizli Arthur'a sürekli abur cubur, çikolataydı, pideydi, ne bileyim yumurtaydı, sucuktu, pastırmaydı, sürekli yiyecek bir şeyler veriyorlar. Şu an Arthur evde rahatsız, ilaç kullanımında bulunmak zorunda kaldım. Seruma kadar yolu var şu an. Evde ev arkadaşım şu an Arthur'la özel olarak ilgileniyor. Lakin hani bunu ilk defa yaşamıyorum. Artık hani sosyal çevremdeki insanlara da Arthur tanıştırmamaya karar verdim. Aynı ortama sokmamaya karar verdim. Çünkü bizim petlerimiz bakışlarıyla sizi baştan çıkartabilecek köpekler yemek yerken. Hani sürekli bir açlık hissiyatı doğuyor. Yani en basitinden bir çikolata yerken, ya da ne bileyim tost yerken, bir lahmacun yerken, herhangi bir şey yerken gözlerin içine öyle bakıyor ki hani vermemek mümkün değil. Ama biz hayvan sahiplerinin çok muzdarip olduğu bir konu ki besleyenlerin de üstüne basa basa söylüyorum. Arkadaşlar beslenme hayvanımızın tüy sağlığından, iç sağlığından, bağırsak sağlığından, göz sağlığından her şeye kadar beslenme, doğru beslenme. Bununla ilgili çok kafa patlattık. Bu seferki videomda size köpeklerde direkt yanlış beslenme, yani verilmemesi gerekenler, belki 50 kalem vardır ama ben ilk dikkat çeken 5-6 tanesini sıralamak istiyorum. En basitinden bir çikolata yola çıkmak istiyorum. Hepimizin günlük yaşantısında oldukça fazla tükettiğimiz şey, hepimiz çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum, sevmeyen yoktur herhalde. Tabii köpekler de bunu çok seviyor çünkü içine şeker oranı çok yüksek, fazla olarak yiyorlar. Videoların bazılarını demiştim, köpeklerin tat duyusu değil. Hani şimdi şöyle, insanların hepimizin düştüğü bir yanılgı var, işte kuru mama, yani kendimizi onun yerine koyuyoruz, sürekli kuru mama yedi, kuru mama yedi işte. Ne yapıyoruz? İşte azıcık arada küçük kaçamaklar yapıyoruz. Ya işte bu kaçamakların bilinçli olması gerekiyor. Hatta bununla ilgili video çekeceğiz. Yemeği pişireceğiz beraber, ne pişirebiliriz, ne verebiliriz mama dışında değişik oyun olarak. Hani ama tutup da işte işin içine diğer bizim tükettiğimiz yağın yüksek, tuz, baharat oranı yüksek gıdalar hayvanlarda çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Şu an köpeğim evde hasta. Senin de köpeğin yarın evde hasta yatabilir. Çünkü insanlar dayanamıyorlar, veriyorlar. En azından biz böyle bir video çekelim. Siz de bilin ki, yani verenler de var, tanıdığım arkadaşım var. French Bulldog sahiplenmiş. Hayvan 7 aylık. Her şeyi yiyor baba diyor. Ne veriyorsan yiyor baba diyor. Ya sen ne verirsen yer zaten bu köpek. Sen vermeyeceksin. 200 defa anlattım. Ya geçen gün beni arıyor. Ya abi köpek çok kokuyor. Çok tüy döküyor. Sen hayvanda cilt sağlığı, cildiyle ilgili sıkıntı yarattın, kokacak tabii. Hep bahsediyoruz yani bizim özverimizle alakalı. Şimdi en basitinden bir çikolata yola çıkmak istiyorum. Şeker oranı oldukça yüksek, yağ oranı yüksek. Hani sen ne kadar vermeye çalışsan da petlerimiz, ev köpekleri genelde fırsatçı hayvanlardır. Bir fırsatını bulur, ortaya bir masada unutursun bir tablet çikolata, hepsini yer. Şimdi bir tane iki tane tamam ufak tefek sıkıntılar olamaz ama düşünsene bir tablet çikolatanın hepsini yediğini. Arkadaşlar o kadar büyük sağlık sıkıntıları yaşatıyorken detayını bilseniz gerçekten hani kendin bile çikolataya tüketmezsin. Tamam bize mutluluk hormonu salgılıyor ama cinslerde, petlerde öyle bir durum yok. Yani çikolatanın içindeki o yüksek enerji, yüksek yağ miktarı, yüksek şeker hayvanların görsel sıkıntısından, akciğer, karaciğer rahatsızlığından, bağırsak rahatsızlığına kadar bir sürü senkronize rahatsızlığı bir araya getirmiş bulunuyor. Bizim amacımız bunların önüne geçebilmek. İlk çikolatadan başlayalım çünkü günlük yaşantımızda herkesin evinde bulunan, hiç yemezse iki günde bir ağzına bir tane de olsa attığı bir şey. Ne oluyor? Köpeğin de bunu görüyor, heves ediyor. Sen vermesen bile, abi bir yerde unutsan bile yaşadım ya bir gün eve yemek söyledim. Yanında brownie hediye geldi sıcacık böyle yemeğimi yedim. Etrafı kaldırdım işte. Brownie'yi de koydum ortaya. En son televizyon izlerken brownie yiyeceğim. İçine bir girdim abi, üç tane diş izi var. Yamuk yamuk diş izleri. Arthur abi baktım bıyıklarına çikolata var, guya bana hissettirmiyor. Yani fırsatçı hayvan diyorum ya. Bulmuş fırsatını, bir diş almış, ben guyağını anlamayacağım. Yani yarım saat içine dönmesem brownie'nin hepsini yiyecek. Komple içi çikolata dolu, şeker, hamur, yağ hepsi birikmiş. Bir dünya sıkıntı ondan sonra. Hayvanın sağında solunda kis çıksın, köpeğin şurasında kis çıktı göğsünün altında. Ya ne yapacağımı bilmiyorum, o veterinere götür, buna götür. Hani siz de yaşayacaksınız bu sağlık sıkıntıları. Ve düşünün, ben bu işi yapıyorum, o kadar üstüne düşüyorum. İnsanları o kadar fazla uyarıyorum. Ama benim köpeğim şu an evde sağlık sıkıntısı çekiyor. Çikolatadan başladım çünkü çikolata günlük hayatımızda en çok bize eşlik eden yiyeceklerden bir tanesi. İkinci sırada ne olabilir? Yumurta insanların da, yani bizim de günlük yaşantımızda hani
çok büyük bir yanılgı, çiğ yumurta yanılgısı. Çiğ yumurtanın içinde bir dünya bakteri ve bir dünya rahatsızlık içerebilecek maddeler bulunuyor arkadaşlar. Hani sabah kalktığında ben sporcu kimliğimle öpmeye çıkan bir arkadaşım. Takipçilerimiz bu konuya takılmışlar. İnşallah yazın daha düzgün bir fizikle sizin karşınıza çıkacağım. Şimdi spor yaptığım için doğru beslenmeyle alakalı bir dünya şey biliyorum. Çünkü bunların hepsini harmanladım. Gel gelelim ki çok büyük bir yanılgı var. Sabah kalktığında çiğ yumurta içme yanılgısı. İnsanlarda bile bir dünya sağlık sıkıntısı yaratıyor. Yani bir olmaz, iki olmaz. Üçüncüsünde bir sağlık sıkıntısı yaşarsın. Şey duydum bir de hayvanın maması için çiğ yumurta karıştırıyorlar. Niye yüksek protein gelsin, kulakları dikersin, kuyruğu şöyle olsun, böyle olsun. Kesinlikle çok büyük bir yanılgı. Çiğ yumurta hayvanın kesinlikle vermememiz gerekiyor. O kadar üstüne bakıyorum. Bir dünya bakteri barındırabiliyor pişmemiş yiyecekler. Üçüncü sırada ise şimdi ev ortamında aynı zamanda hem kedi ve hem köpekten besleyen insanlar var. Kedi maması köpekler için çok cazip bir yiyecek. Çünkü oldukça yüksek protein oranına sahip, kaliteli yağ oranına sahip. İçinde şeker var mı pek bilmiyorum ama yağın olmasın, bunu da bakacağım. Bunların hepsini birleştiriyorsun, köpekler için bulunmaz Hint kumaşı. Yani çok gördüm kedisinin mamasını çalan köpek. Yani buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü köpeklerde hani bahsetmiştim ya yüksek protein alımı sağlık sıkıntısı yaratıyor. Hani doğru şekilde beslenme, bununla ilgili videomuz vardı zaten, şurada çıkacak birazdan doğru beslenmeyle ilgili videomuz var. Bu videodan da izleyebilirsiniz. O videoda yapmamız gerekenleri anlattım, bu videoda yapmamamız gerekenleri anlatıyorum. Ve kedi mamasından devam ediyorum. Kedi maması kediler için, kediler çünkü köpeklere göre daha yüksek protein ihtiyacına duyan daha çok protein yönü beslenen hayvanlar. Çünkü köpeklere göre birazcık daha alıcıl bir ırk cins diyeyim, farklı ayrıtayım. Köpekler için kedi maması bulunmaz bir Hint kumaşı. Orta bırakılan bir köpek, kedi maması köpek için çalınabilecek. Fırsatı geçirdiğini tamamen silip süpürülebilecek bir yiyecek. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Kedi ve köpek besliyorsak, köpek maması yerdeyse kedi maması yüksek bir yerde olacak. Köpeğinizin ulaşamayacağı bir yerde olacak ki bunun önüne geçeceğiz. Sabah yumurta vermeyeceğiz. Çikolatalarımızı saklayacağız. Çikolata ödül olarak bile çikolata edilmiyor. Ya ödül maması varken niye abi çikolata veriyorsun köpeğine? Bir de şöyle bir yanılgı var. Şeker köpeği kör eder. Tamamen kör olma bir durum yok. Dünyasının kararmalı gibi bir durum yok. Ama işte retina bozukluğu sağlıyor, görsel duyusu zayıflıyor. Çünkü bunlar şekeri metabolizmasında bizim kadar hızlı eritebilecek yapıya sahip değiller, DNA'ya sahip değiller. O yüzden hani yaratan bile bunlara bir şey vermiş. Yani doğada bulunmayan bir şeyi sen ona veriyorsun. Dördüncü sırada çiğ balık tüketimi. Çiğ balık tüketimini şöyle söylemek istiyorum. Ben arada bir veriyorum, abartmamak kaidesiyle arada bir veriyorum. İçindeki çinko değeri olsun, kalsiyum, potasyum bunlar faydası var evet. Ama yüksek miktarda verilen çiğ balık da bir dünya sağlık sıkıntısı yaratıyor. Nasıl söyleyeyim? Yani denizden çıkartmışsın, bir dünya bakteri, mikrop barındırıyor olabilir. Bu köpeğine oral yoldan bulaşıyor olabilir. Akciğerde, karaciğerde, midede bir sıkıntı yaratmaz ama bağırsakta sıkıntı yaratabilir. Kurtlanma yapabilir. Tuvalete çıkmamasını engelleyebilir. O yüzden ırkımızda çiğ balık tüketimini sıfır demiyorum. Hani yumurta gibi demiyorum. Her gün bir tane balık da ver demiyorum ama hani bunun ben kendi köpeğime gününü belirlemiyorum ama ayda 2 defa, 3 defa. Hani ben kendim haftada 3 defa balık tüketen bir insanım. Her seferinde ona balık vermiyorum. Pişmiş balık veriyor muyum? Ödülü amaçlı veriyorum. Çünkü faydalı olan yönleri artısından, eksisinden daha çok artısı olan bir durum. Hani yumurtaydı, çikolataydı, bu kedi maması saydıklarıma göre balık birazcık daha masum kalabiliyor. Diğer bir kısım da kemik vermek. İşte büyük kemikler oluyor, oynasın, kemirsin. Evet çok güzel. Ben köpeklerime kesinlikle veriyorum kemiği ama çiğ kemik veriyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Çiğ kemiğin süngersi bir yapısı var. Hayvan bunu kemirdiği zaman damağına, boğazına ya da ne bileyim bağırsağına, midesine batmıyor. Ama sen bu ızgara yöntemiyle ya da ne bileyim haşlama yöntemi olsun, tavada pişirme, yağda pişirme yöntemi olsun, pişmiş kemik petlerimizde sağlık sıkıntısı yaratabiliyor. Kemirdiği esnasında dişini kırılıyor çünkü sihirli bir yapı. Süngersi yapıyı kaybediyor. Sihirli bir yapı yapabiliyor ve damağına batabiliyor. Damağın içinde kemik kalmış köpek operasyonu gördüm. Hani YouTube'da izleseniz şaşarsınız. Bir dünya narkozlar, şunlar bunlar, ufak bir kemik yüzünden. Hani bu illa dana kemiği değil, tavuk kemiği de olabilir. O yüzden tavuk kemiğini kesinlikle zaten bunu hayatımızdan çıkarttık. Bunu 2500 defa söyledim. Hatta belki de kanalın sloganlarından bir tanesi yapacağım. Tavuk kemiği yoktur diye. Son olarak da arkadaşlar, ya sıralamaya kalksam belki de yüzlerce başlık olabilir ama ben en temellerini almaya çalıştım. Ki bununla ilgili bir ek videoda da yapabiliriz talebe göre. Son olarak da sucuk, pastırma, bu tarz baharat oranı yüksek yiyeceklerden bahsediyorum. Hepimiz
günlük hayatımızda severek yiyoruz. Ben zaten bu videodan sonra bir sucuk ekmek gömmeyi planlıyorum kesinlikle. Sucuk pastırma, bunlar içinde yüksek miktarda baharat ve yağ biriktiren yiyecekler. Kahvaltıda pişirdiğim bir sucuktan masum olarak görürsün, her gün bir tane iki tane verirsin, köpek bunu yer. Ama bunlar bir anda verir vermez böyle köpeği zehirleyen etkiler yaratmıyor arkadaşlar. Bunlar kalıtsal etkiler bırakıyor, ileriki zamanında dönük sıkıntılar yaratıyor. O yüzden zaten hani bir gün verdiğim bir şey olmadı, iki gün verdiğim bir şey olmadı ama ileriki yaşantısında sıkıntı yaratacak ve bu sıkıntı sana dönecek maddi ve manevi olarak. O yüzden sucuk olsun, pastırma olsun, yani işlenmiş gıdaları kesinlikle vermiyoruz hayvanımıza. E diyeceksin ki Mete, mamadan başka bu köpek ne yesin? Bununla ilgili video kesinlikle gelecek. Çalışmamızı yapıyoruz. Uğur var, kameraman arkadaşım. Onun evinde böyle güzel bir video çekeceğiz. Bu sefer kameranın arkasında ben olacağım. Önünde Uğur olacak. Yemek, düzgün yemek pişirişi, içine koyduğumuz maddeler. Bununla ilgili bir video yapacağız. Ama şu an şimdilik siz mamayla idare edin. Mamanın yanına masum şeyler, peynir olabilir, yoğurt olabilir. Bunlardan eklenti yapabiliriz fazla olmak kaidesiyle. Ama bu bahsettiğim şeylere kesinlikle dikkat ediyoruz. İleride sağlık sıkıntıları yaşatıyor. Bu dediğim gibi maddi ve manevi olarak bize geri dönüşü oluyor. Bu yüzden bunun önüne geçmek için kesinlikle bahsettiğim gıdaları hayvanımızdan uzak tutuyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuz evde pişirebileceğimiz yemekle alakalı olacak. Takipte kalırsınız. Videoyu göreceksiniz. Abone olursanız zaten bildirimi de gelir size. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Samsun'dan sevgilerle.